Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Ben başka yerde kullanıyorum. Benim kafam biraz da böyle hem psikoloji hem ruhsal çalıştığı için bak şeytanın şeyini ben kendimde kullanacağım. Şeytanın kalbinde, kalbi var. Marifet var mı? Yoktur. Ne yok? Sanat-ı fıtriyesi. Bu böyle yaratılmış. Karıştırma fazla, kurcalama. Şeytanın sanat-ı fıtriyesi bu. Yapısı bu. Niyesi yok. Öyle. Nasıl olur? Fizikte bazı sabiteler var. Abi bizim yazı var bilgisayar teknolojilerinde. İşi gücü şüpheli hareketi bulmak. Yani bu niye böyle? Yani bunu buldu mu alarmı veriyor. Yani onun yapısı öyle. Sanat-ı fıtriyesi öyle yani. Onları biz öyle kullanıyoruz. Allah Allah. Çok güzel. Hep onu buluyor. İşi o. Kusur. İşi o abi. Bak sanat-ı fıtriyesi iktizasınca kalbinde devamlı bir şey anlatacağım psikolojide. Kalbinde daima idlal ile telkin için fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde ve fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor. Onun için devamlı moral bozuk. Yani devamlı küfür değil de biz olumsuzluğu diye değiştir kanunu. Daima küfrü tasavvur etmekle meşgul adam. Biz de küfür değil de hep böyle zahirle meşgulüz. Olumsuzlukla meşgulüz. Niye böyle gidiyor? Niye böyle? Ya bırak sahibine ya. Rüştü abim bana bıraktığı hazinelerden bir tanesi de şu. Lazımdır ki öyle olsun. Öyle olması lazım. Abi niye böyle oluyor dedim. Lazımdır ki öyle olsun. Sizin şöyle bir özet lafınız var abi. Allah'ın merhametini sınırlamak. Evet. Yani. Niye sınırlıyorsun kardeşim? Acayip bir şey ya. Bak şimdi. Hani niye böyle oluyor? Niye sınırlıyorsun ya? Bak bu kanunu kendimize kullanalım. Niye adamın marifeti yok? Niye bende huzur yok? Devamlı o küfrü. Yani küfür ne demek? O inkar değil ki. Hakkı örtüyor. Aynı bizde var küfür. Küfür Allah'a inkar değil ki. Örten demektir. Doğruyu örtüyoruz. Güzeli görmüyorum Mehmet'in. Güzeli görmüyorum. Menfisini. Lan örttüm hepsini. Hep olumsuzdadı. Niye iyilik görmüyorsun? Biz yani. Küfrü şeytana bırakma. Var bizde de küfür. Şirk Allah'a inkar değil. Ortak koşmaktır. Küfür Allah'a inkar değil. Örtmektir. Şimdi iyi örttük. Örttüm. İyi örttü. Ne kaldı kardeşim piyasada? Hep olumsuz. Olumsuzlamak. Niye böyle oluyor? Niye böyle? Ya bırak sahibine ya. Niye böyle oluyor? Kardeşim evlilik kaderdir artık. Mazi kaderdir. Evlendin mi? Evlenmedin mi daha? Tekliftir, kader değil. Evlendin mi Mehmet Emin sen? Bu kaderdir artık. Bitti. Kurcalama. Niye kurcalıyorsun? Kurcalama. Küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan biz de hakikati, doğruları örtüyoruz. Hep şeyden Erdinç'ten olumsuzlukları, olumluları küfrediyorum. Olumluları senin güzel tarafın yok mu? Onları örtüyorum. Bir sürü böyle hizmetim var. Bir şeyini hemen örttüm. Yani bir şeyle onları örttüm. Bu küfürdür. Kalbinde, fikrinde, kalbinde eğer ulvi şeylerse kalbe, fikri şeylerse dima fikrinde boş bir yer kalmadığı için o adam şeytan oldu. Ben şeytanlaşmış, psikolojim bozulmuş insan olmuş. Şeytana benziyorum. Devamlı sıkıntıdayım. Devam. Bir adam düşünün ki devamlı bedbin gördüm diyor. Ustad söylüyor değil mi? Bedbinlikte mustarip idi diyor. Devamlı bedbin. Yani bu kanunu aynı ya şeytana verdim de ben anlamadım şimdiye kadar. İnanın ben burayı anlamadım. Anladım da sayılmaz da. Niye anlamadım biliyor musun? Vay be namusu şeytan. Bu özellik varmış lan sende dedim. Hep ona okudum. Hep o zannettim. Meğer benmişim bu. O kafirlik sıfatı varmış bende. Meğer şeytanı şeytana bırakmışım. Şeytan beni ihval etti. Taciz etti, tecavüz etti. O sanat-ı fıtrisini unuttuk. Unuttuk. Oysa ustad diyor ki kafasında diyor kendisini taciz eden diyor bir hennas var diyor. Taciz ne demek? İhtilal ediyor. He? Mahkemede geçiyor bu. Tecavüz ediyor kardeşim. İhval ediyor bizi kardeşim. Neyle? Ruhlar mezarlığı olan YouTube videolarla ustad diyor ki kafasında diyor
kafasında, tamam, devamlı idlal eden bir hennas gibi diyor bir şey var ki taciz ediyor. Tecavüz ediyor yani. Taciz ne demek? Tecavüz edince ne yapıyor? Dönlüyor. Çocuk ne oluyor? Bilavelet oluyor. Nedir o çocuk? Fikir. Ne böyle gidiyorsun? Ne böyle? Of, pof. Artık acayip bir şey fikir çıktı, his çıktı. Bu gayrimeşru çocuk. Ona benziyor. Nesebi yok bunun. Bu çocuğun. Garip değil mi Mehmet kardeşim? Ağır geldi değil mi? İnan ki hiç kimse kendinde yaşamıyor. Hep hariçte. Ya kardeşim bir tecavüze uğruyoruz. Usta taciz diyor. Türkçesi ne demek? Dimağında diyor. Devamlı diyor. Bu taciz ediyor. Kim? Bir hennas gibi birisi var diyor. Taciz ediyor. Ondan sonra taciz, tecavüz ediyor. Dönülüyor. Çocuk çıkıyor. Çocuk nedir? Olumsuz düşünceler işte. Oğlum ne böyle gittin? Ne böyle yapmadın? Tenkit, eleştiri. Tenkit, eleştiri. Ben. Hep bu bilavelet bir çocuk. Gayrimeşru bir çocuğun özü. Bu çocuk şeyi, fikir, his. Bunlar çocuk. Taciz etmiş bize.